Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı evi yapıyoruz. Yılbaşı konseptinde ev yapıyoruz. Biliyorsunuz ki yılbaşı geliyor ve doğum günüm de yaklaşıyor. Şimdi biz sizlerle birlikte yılbaşı evi yapacağız. Ben ilk önce alt kattan ben ilk önce ikinci kattan devam etmek istiyorum. O yüzden hemen lafı uzatmadan hemen ikinci kata çıkıp geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. İlk önce anne ile babanın yatak odasını yapmak istiyorum. Ben bir keresinde yanlışlıkla girip girmişken böyle şeyini seçmiştim böyle duvarını. Ama şunu full süslemeyi falan tasarlamayı full sizinle birlikte yapacağım. Yatak olarak belirlemiştim zaten. Nerede yatışkomuz? Yatışkomuz burada, yatağımız burada. Böyle lacivertimsi, grimsi, koyu gri bir tonu var. Bence çok hoş bir şey. Yatak olması çok hoş. Yani sade, şık bir şey. Arkadaşlar bu arada ben bir keresinde Cadılar Bayramı'nı kutlamasak bile ben Cadılar Bayramı'na uygun ev yapmıştım, hatırlarsınız ki. Bu sefer yılbaşı aslında, yani biz sonuçta biz yani Cadılar Bayramı kutlamasak da ben sizin için Cadılar Bayramı için bir ev yapmıştım yani sonuçta. Şimdi alacağım şeyler atlamışım. Evet. Burada. Bunu yılbaşı ile ilgili şeyler koyacağım. Arkadaşlar bu arada biraz da hasta olduğum için sesim çok kötü geliyor. O yüzden çok özür dilerim. Tamam, şimdi tam oldu. Şimdi buraya dolap ve şeyler ekleyeceğim. Dolap ve masa. En sonuçta bir anne ile babanın çalışma masası da olur sonuçta, değil mi? Şuradan bir tane sandalye vardı, onu alacağım. Evet. Favorim de değil. Hiç sevmedim sandalye. Dur ya. Böyle şimdi yok benim şeyim. Güzel bir çalışma masası. Gördüm. Ayarlanabilir sandalye. Ama buraya sığacak mı? Ama buraya sığacak mısın? Pes. Güzel uyumlu. Güzel ve şık bir masala. Aha. Buldum. Düş. Bak. Yılbaşında sonuçta yeşil de olur yani. Yılbaşı neyle başlıyor? Yeşil neyle başlıyor? Şimdi şuradan Sandalişko alacağız. Sandalişko şeffaf. Sandalişko var. Sandalişko. Ne? Sandalyemiz şeffaf olduğuna göre bilgisayarım da şeffaf olması lazım. Şeffaf bilgisayarcık neredesin? Miyav. Buldum.
buradaydı. Nerede? 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 Neredesin? Ha, burada. Evet. Bravo. Şimdi buradan ayarları yani. Burada çekerken sonuçta bir ayarlar yapmamız lazım. İşte böyle mini tablet var. Şimdi çalışmam. Ya bu bildiğin resim şeymiş ya. Nasıl sanma. Aslında bilgisayar daha güzel değil mi? Evet. Ben bilgisayar bayağı beğendim. Tamam. Tam çalışma şey gibi duruyor değil mi? Ama yani. Ben şey koyacaktım buraya. Neyse tamam. Güzel. Güzel iş o. Sandalyeyi de değiştireceğim. Güzel. Güzel bir çalışma masası. Güzel çalışma bir çalışma sandalyesi lazım. Benim sandalyem. Şu oyuncu koltuğu. Oyuncu koltuğuna ihtiyacım yok benim. Sandalyemin benzeri sandalye. Bir tek yanları yok. Yanları olsa da oyuncu koltuğunu bir koysam acaba ya. Aslında havalı duruyor yani. Siyah yanımı çok güzel duruyor bence. Evet. Nane şekeri. Buradan önce yavaş ağacımızı almamız lazım. Ben yavaş ağacını nereden alıyordum hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Buradan. Buradan mı? İnşallah buradan almışımdır. Evet. Evet. Bu mu bu mu acaba? Bence ama bu. Yani bunu sadece sade yanıyor. Bunlar renk yanıyor bence. Kelli daha güzel. Tocu bacanın her şeyi çok güzeldir ama rengarenk olan beni asla kurtarmaz. Pembe doğrusu. Pembe doğrusu çok sevmem. Ama renklere güzel bir ışıl kattığı için aldım yani. Ben bunu görmedim. Ben bunu hemen kapı dışına koyacağım. Hemen şeyler var burada. Şuralar var mı konsepti? Naneski. Hemen şeyimizi de koyalım. Nane şeker diğimizi. Nane şekeri şeklinde havumuz. Nane şekeri şeklinde. Nane şekeri. Ben bir sana geçen sene bir film izledim. Bir tane şey vardı. Nane şekerini çok seviyordu. Bakın nane şekeri. Aslında çok nane şekerine benzemiyor ama. Nane şekeri mi? Nane şekeri. Bu arada Cadılar Bayram konseptine uygun bir halı dizemim var. Halıyı koyduktan sonra. Bakın. Nasıl? Kendi taktim. Bence güzel oldu yani. Az mısır olduğu için bazen sesim kötü. Arkadaşlar buradaki eşyalar falan koyamayacağım yani. Buradaki süsleri falan koyamayacağım. Çocukların odası burası olsun mu? Burası mı olsun? Bura mı? Buramı. Şimdi ölçüm yapacağım hemen. Ölçüm. Ölçüm her zaman önemlidir. Parmak bu kadar. Bu kadar. Hemen burası. Burası çocukların odası oluyor. Burası banyo olacak. Yok, burası banyo olacak.
Burası banyo. Küçük bir banyo her zaman iyidir yani. Kocaman bir banyoya gerek yok. Eskiden eski evimde kocaman banyo vardı. Bu arada ben banyo konusunda çok kötüyümdür. Banyoyu doğru düzgün tasarlayamam. Yani şu anda buradaki resimdeki gibi buradaki işte bu resimdeki gibi güzel bir ev şey tasarlayamam yani doğru düzgün. Benim öyle bir özelliğim olduğu için. Sade şık. Banyo. Burada çok yer kaplıyor ama ya. Onu şöyle yapalım. Burası banyo olsun, burası çalışma odası olsun. Ne kadar clean değil mi? Ne kadar mantıklı şeyler var. Mantıklı olmak insanın en iyi şeylerinden. Ama yılbaşıyla ilgili bir şey olmadı çok fazla. Ben o kadar yılbaşıyla ilgili şey yapmama gerek yok zaten. Her zamanki. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Mutfağa gir. Bunu eskiden de yaptığım bir şey bu. Eskiden de yaptığım bir şey gerçekten. Nerede, nerede, nerede? Neredesin kız? Bobol. Olmadı. Şurada olması lazım bir tane ya. Neredesin? İşte bu. Ama sen nasıl geleceksin buraya? Müthiş oldu. Tamam. Tamam. Oldu. Yani tuvaleti bir tablo saçma olurdu ama ben biraz deli olduğum için ekleyeceğim ya bu şey tablo varsa çalak vardır Sünger Bob. Yeniden bu böyle bir şey varmış hem de çok güzeli varmış. Bir tane de ayna ekleyelim. Ayna neredeydi tuvalette? Aa, şöyle bir şey. Eski çağlardan. Eski çağ derken yani Tocabaca'daki güncellemeden önceki şey eşyalardan biri. Evet. Şimdi duvarı yapmam lazım. Duvar. Aa! Girdiğim yere bakar mısınız? Evet.
hava almam lazım. Bir de duvarları değiştirmem lazım. Ben şu an geç. Eskilerden bir şey. Giymiş ko. Nasıl bu da iyice? Bu da bir şey var. Nerede? Bakayım. Bu yeşil çok saçma değil mi? Yeşil çok saçma. Şimdi buradan duvarı değiştireceğim. Duvar da çok sade oldu. Beyaz çok sade oldu. Bu da tatlı oldu. Yani yılbaşıyla ilgili bir şey yok sanırım. Var. Aşağı doğru. Önce oradan çıkıyor. Ama yılbaşıyla ilgili çok güzel bir şey yok yani. Neredesin yılbaşı? Neredesin? Neredesin? Yılbaşı. Yılbaşı gel. Burada. Sonunda buldum. Burada paket şey. Bu bana biraz saçma geldi. Ama güzel de durdu. Bence bu olmalı. Bence bu kesinlikle olmalı. Ben halı seçeyim yine. Ama yine nane şekeri seçmiyorum. Şimdi çok saçma olur değil mi? Her şey çok saçma olur böyle yaparsam. Tuvalete tam uyumlu. Kesinlikle uyumlu bence. Yani bence halı olmaz yani. Ben küçük. Of, aslında pof. Taşlı bir şey. Halı. Buradan eşya ekleyeceğim şimdi burada. Hemen ekleyebildiğim için. Çok güzel şeyler var. Yemezlik. Emzik olmazsa olmaz. Emzik lazım. Emzik her zaman önemlidir. Emzik. Tamam, ben şimdi diş macunu aldım. Diş fırçası nerede? Bez olmaz. Çünkü bez gidemiyorum doğrusu yani. Ama dursun bana. Ama çocuk aldı için böyle dursun. Buna nereye koyacağım bilmiyorum ki. Ben zaten çıkartırım. Ama diş fırçası bulmam lazım. Hayır değil. Ya burada iş hiç güzel yok ya. Arkadaşlar ben hemen dişiden hemen diş fırçası alıp geliyorum. Hemen. Hemen. Evet arkadaşlar, alacaklarımı aldım, hatta biraz da saçmaladım. Bu diş fırçasını da aldım. Çok komik. Gitmişken onu doldurayım dedim. Evet, diş macunlarımızı hemen koyalım. Bunları buraya koyacağım. Evet. Buradan da şey alacağım.
tabak. Bardak. Nasıl koyacağım şimdi onu? Nasıl yapacağız? O zaman şöyle. Buraya tek tek çizeceğiz o zaman. Oraya gitmeyeceksin. Dibine dibine koyayım, hala dibine gitmiyor. Dibini dibine koyuyorum. Bak. Dibindeydi değil mi? Neyse. Öyle olsun. Bunu aralarına koymayı deyince koyamadım. Evet. Bunu ne yapacağım? Burada dursun. Bu çöp. Bu çöp. Çöp çöp. Ben çocukların odasına koyacağım. Çocukların odası bu orası. Burası. Arkadaşlar burada çalışma odasını yapmayacağım şimdilik. Çocukların odası bittikten sonra yapacağım. Of. Sürekli yanlış yere girmem peki. Burada yavaş yere gibi bir şey yok. O yüzden. Burada güzel bir şey seçeceğim. Süper bir şey var. Bu da çok büyük geldi ama ya. Küçük olsaydı keşke. Ne yapacağım şimdi? O zaman şey yapacağım. Süper şık geldi. Çok mantıklı değil mi? Hemen yılbaşı ağacı koymam lazım. Yılbaşı ağacı olmazsa olmaz, değil mi? Sadece küçük olarak pembe var, o yüzden pembeyi ekleyeceğim. Sadece bu var küçük olarak. Biraz da süs alalım. Nerede yılbaşı süsleri? Deleden bu şimdi başını. Evet.
ağacı bu şekilde yapacağım. Mavilikler de olsun diye. Seleklemem asla. Hemen. Kırmızı. Tamam. Bunu böyle koyalım. Şu şekilde. Tam ortada dursun. İkisinin yanında. Küçüklerin. Şuradan. Oyuncak yoluna gidelim, biraz böyle oyuncakları falan koyalım. Aslında biraz zor konuşuyor. Sen sepet küçük. Bunlar yeterli olur. Şimdi şuraya da yılbaşı ile ilgili bir şey daha. Neredesin? Buradasın. İşte bu. Şimdi. Yer tamam. Şey yapacağız şuradan. Yine yılbaşı. Yılbaşı konsepti daha çok önceden geldiği için bunlar biraz uzun sürüyor ama bakın ya. Ama şu bence iyi. Dur. Yılbaşı konseptini yapacağım, vazgeçtim. Grammy. Çok tatlı oldu ha. Tamam, burası tamam. Orada çocukların odası tamam. Emcukları buraya koyalım. Baş. Dur ya. Şöyle. Emciklerini böyle koydum. Şimdi. Abi yatsın ilk önce. Teyzeler de bunların evlerinde yaşayacak. Bunlar dip dibe attı. Tamam. Bunlar uyusun şimdi. Bu odayı sonra yapacağım. Ben Teyzeşko'nun odasını yapmak istiyorum. Teyzeşko'nun. Teyzeşko'nun şeyini yapacağım hemen. Hemen. Arkadaşlar, Teyzeşko'nun şeyini yapmaya geldim ama aslında video çok uzun sürdüğü için benim kapatmam gerekiyor. Part 2'de sizler birlikte yapacağım. Aslında ben genelde evi tasarlamam biraz fazla uzun sürüyor gerçekten. Biraz fazla düşünmem gerekiyor. O yüzden de kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Ayrıca yorumlardan da video tavsiyesi bekliyorum. Lütfen ama lütfen. Lütfen. Gerçekten yorumlara bir şeyler yazın artık. Görüşürüz.